arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz hep yerinde olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz Nayan Hanım'ın mutfağına. Nayan Hanım bugün çok uzaklara gidecek arkadaşlar. Nasıl uzaklara gidecek? Genç annelerimiz belki anneanne kurabiyesi der. Ama ben artık 50 yaş olduğum için anne kurabiyesine geldim size. Anne kurabiyesi yapacağım. Önerim o olacak. İnanın arkadaşlar, o zamanlar bunu nasıl güzel böyle ballandıra ballandıra yerdik. Ve emin olun şu an ben zaman zaman bu kurabiyeyi ararım. Anne keki, anne kurabiyesi, hani anne köftesi derler ya. Rahmetli annem bize çok yapardı ki hiç ölçüsü yoktu kadının. Biraz yoğurt, biraz yağ, biraz yumurta derken bir bakıyorum bir tepsi bize patır patır o kurabiye çıkartırdı. Üzerine de böyle şeker sepeler. Nasıl da güzel olurdu arkadaşlar. Şimdi size tabii ölçü vereceğim. Hani ölçüyle olsun diye. O zamanlar yoğurdu kalırdı. Kalan yoğurttan bile yapardı. Ama şimdi kalan yoğurt diyemiyoruz arkadaşlar. Yoğurt. Şimdi malzemelerimi söyleyeyim size arkadaşlar. Burada 3 tane yumurtam var. Böyle ikisini kıracağım. Bir sarısını üzerine bırakacağım. Akını gene alırım, ziyan etmem. 1 su bardağı şekerim var. Daha çok tatlı isterseniz arttırabilirsiniz. Bize yeterli. 1 su bardağı yoğurdum var. Şöyle 2 parmak, 2,5 parmak kadar böyle eksik sıvı yağım var. Burada 3 şöyle çorba kaşığı tereyağım var. Burada annem hiç kabartma tozu koymazdı. O zamanlar böyle bu hazır kabartma tozları yok. Karbonattır bunun özelliği. Kokar diye de düşünmeyin arkadaşlar. Karbonat koyardı. Karbonatla yapardı. Ama ben burada ne yaptım? 2 çay kaşığı şöyle karbonat. 1 tane de 1 çay kaşığı da kabartma tozu kattım. Çünkü karbonatım azdı. 2 çay kaşığı o. 1 çay kaşığı da yani kabartma tozu ne oluyor? 3 çay kaşığı. Burada şeyimiz var. Kabartma tozumuz var. Arkadaşlar burada da 5-6 bardak un gidecek. Ama ne oluyor? İşte unun kalitesine göre, yumurtanın akına, sarısına, büyüklüğüne göre değişebiliyor. Ben size gene ölçü vereceğim. Şu gitti diyeceğim arkadaşlar. Yapmaya başladığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim. Hemen başlıyorum. Ne arkadaşlar 5,5 bardak diyebiliriz. Evet, 5,5 bardak un aldım. Yani buçuğu bu kadar işte. Çünkü bu kurabiyemiz arkadaşlar şey olmayacak. Böyle ele bak, böyle yapışkan bir olacak. Hani tamamen kas katı olmayacak. Yani ele yapışan bir hamur olacak. Toparlanması da kolay. Güzelce yoğurdum. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Böyle ellerimi yıkacağım. 180 derecede ısıtılmış fırına atacağız. Önceden de fırınımızı açalım. Isınsın. Şimdi bunu şeylerini göstereceğiz. Yuvarlaklarını. Evet arkadaşlar, ben kurabiyelerin bazı bayağısını yaptım. Ben arkadaşlar büyük büyük yapıyorum. Çünkü neden? Ben annemin kurabiyesini yapmak istiyorum şu an. Hani onlar bir de böyle kabarınca da patlayacaklar ya, şey olacaklar. Ben o an annemin yapmış kurabiyesini yemiş kadar olacağım. O yüzden size kalmış arkadaşlar. Bunun büyüklüğü, küçüklüğü. İster daha böyle şey yapın. Söylesenize. Söylesenize be diyeyim. Söylesene be diyeyim. Söyleyin arkadaşlar, yardımcı olun bana. Küçük yapın. İster benim gibi böyle büyük yapın. Yani hemen hemen aynı yapmaya çalıştım ama şu birazcık daha küçük galiba. Şöyle ekleyip ortalayayım. Hani bunun orijinali aslında bu arkadaşlar. Yani daha büyük olması.
yuvarlıyoruz güzelce de elimizle. Kaç adet kurabiyem çıktı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 adet kurabiyem çıktı arkadaşlar. Şimdi yumurta sarım var burada. Biraz süt katacağım. Yumurta sarımı süreceğim. Gene size göstereceğim aşama aşama. Ellerimi bir yıkayayım. Evet arkadaşlar, yumurta sarımı da sürüyorum. Böyle güzelce süreceğiz. Bazılarının üzerlerini arkadaşlar aynı annemin yaptığı gibi toz şeker sepeleyeceğim. Bazılarına da ceviz koyacağım. Tabi bu size kalmış. Asıl bunun orijinali toz şeker. Üzerlerine toz şeker sepelerdi annem böyle. Atardı o. Ama ben iki çeşit yapacağım böyle. Ha, cevizi bütün de koyabilirsiniz. Böyle benim elimde dövülmüşüm var. Dövülmüş koyacağım. Ya koymadan orijinalini, toz şekerini koyup da yapabilirsiniz. Üç. Evet arkadaşlar, böyle sadece toz şekerini de sepeleyeceğim. Ah, anneciğim geldi gözümün önüne. Rahmetli nur içinde yatsın. Bunlarla büyüttü bizi. Bir de arkadaşlar böyle ne bir tepsi. 2, 3, 4 tepsi kalabalık aile. Ondan sonra yapardı. Yani çok yapardı. Çayı da demler. Ben de demledim çayımı. Çayımı da içeceğim tabii. Hemen böyle patır patır onlar pişerdi. Biz mis gibi o kokuya beklerdik. Arkadaşlar böyle de cevizimi koyuyorum. Cevizlerimi. Biraz da böyle cevizli olsun. Değişik olsun. Şöyle. Anne sade de bırak. Sade bıraktım zaten. Burası da sade. Dilimi dilimi. Derecede ısıtılmış fırınıma koyuyorum. Sıcak fırına koyacağız arkadaşlar. Tabii siz gene de fırınınızı kendinize göre ayarlayın. Ben o dereceyi veriyorum ama fırından fırına da değişebiliyor. Pişsin arkadaşlar. Sunumda buluşuruz. Evet arkadaşlar. Benim anne kurabiyelerim oldu. Maşallah. Çok da güzel oldu arkadaşlar. İnşallah güle güle de yeriz. Biraz dinlensin arkadaşlar. Sunumda demiştim ama böyle de göstermek istedim. Sunumda buluşuruz. Evet arkadaşlar, hem hüzünlendim, hem duygulandım, hem vuruldum. Böyle anneden yapılan bir şeyler, hele çocukluğumdan kalan bir şeyleri yaparken hep bu duyguları yaşıyorum. Ama iyi ki de yapmışlar, iyi ki bu lezzetleri bize tattırmışlar. Gerçekten bütün annelerimizin mekanları cennet olsun, nur olsun inşallah. Babalarımızın da tabii, ölmüşlerimizin. Geride kalanlara da Rabbim sağlık, sıhhat versin. Annemin canına değsin diyorum, bu koku gitsin. Anneciğim bize bunları çok yapar yedirirdi. O zamanın kurabiyeleri, kekleri bunlardı arkadaşlar. Diyorum her şeyinde çeşit o kadar yoktu. Ama bir o kadar da lezzetliymiş. Evet arkadaşlar, bugün bakın benim kurabiyelerim çok güzel oldu. İstediğiniz gibi şekerli yapın, cevizli yapın. Ben her ikisini de yaptım size. Şu an not vereyim arkadaşlar. Şöyle bir cevizli alacağım. Ben nedense cevizli şeyleri biraz severim. Bunda vallahi ne çatan ne bir şey olmaz. Ama böyle ısırmayayım da birazcık olsun kibarlık yapayım. Şöyle kırayım. Görün içinde arkadaşlar. Bakın. Çok da güzel kabardı. Çok da güzel oldu. Böyle. Evet, benim anne kurabiyelerim oldu. Tadına da baktım. Çok da güzel olmuş. İnanın videomu izlerseniz, bu şekilde yaparsanız çok memnun kalacaktırsınız. Arkadaşlar, bana abone olursanız, destek verirseniz, like atarsanız, bol bol YouTube'dan yorum yazarsanız, videolarımı rica ediyorum, paylaşım yaparsanız çok kişilere duyum olacaktır. Bana da abone de gelecektir. Görüntü de alacaktırım bu arada.
Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın. Dostça kalın.